Sual. Alem İslam ulemasının ortalarındaki müthiş ihtilafata ne dersin reyin nedir? Nedir İslam alimleri? Burada İslam alimleri diyor. Siz İslam alemleri de diyebilirsiniz. Bu Müslümanların farklılıkları da diyebiliriz. Fark etmez. Şablon gibi. Buradaki hakikat diğerleri için de geçerlidir. İslam alimleri ihtilaf etmişler. Mezhepler oradan ortaya çıkmış. İçtihadın farklılıkları insan için bir nimettir. Çünkü bütün insanlar çapta kapasite itibarıyla asırlarca telakki açısından bir konuma, bir sıraya, bir düzene sokulamayacağından dolayı farklı farklı iştihatlar, farklı farklı düşünceler ancak İslamiyet say çatısını, şemsiyesini ve sayesini oluşturabilir. Muazzez Üstadımız muhterem abilere şöyle bir ifadede bulunmuş. Kardeşlerim ben sizlerden birinizle tatmin olmuyorum. Yalnız başına hiçbiriniz beni temsil edemezsiniz. Ancak hepinizin bir araya gelmesi benim şahsiyetim, maneviyemi temsil edebilir. Üstad denen zat-ı muhteremin, muazzet üstadımızın o büyük davası, onun üzerine bina edilen ilahi murat bir tek şahıs tarafından kıyamete kadar onun omuzlarında gitmez. O şahsın gücü, takatı kim olursa olsun buna kifayet etmez. Ancak üstadın arkasından giden, onun davasını doğru olarak ortaya koyan, koymak isteyen bütün camianın şahsı manevisi üstadı bir cihette temsil edebilir. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sahabe temsil edemez. Üç sahabe temsil edemez. On sahabe temsil edemez. Ancak onu 300 bine kadar sayıları varan sahabe-i kiramın tamamının şahsı manevisi Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam şahsiyeti manevisini temsil edebilir. Her biri başka veçesinin mümessilidir, varisidir. Ama davayı kutsiye-i Kur'aniye'nin İslam davasının hakiki temsili bir kişiyle, on kişiyle, yüz kişiyle olmaz. Kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanların ortaya koyacakları o yüce dava ancak Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam şahsiyeti maniyesini temsil eder. Zaten yakışan da budur.